Anceli yenge, bütün bunların benim için olduğuna inanamıyorum. İleride muhtar eşi olacağım. O zaman hayırlı olsun geleceğin muhtar eşi. Ama muhtar eşi olduktan sonra Anceli yengeni unutma, olur mu? Sonuçta bu noktaya gelmene ben yardım ettim. Sana Will'le evlenirsen muhtar eşi olacağını söyleyen kişi bendim. Şimdi göreceksin. Lüks içinde yaşayacaksın. En iyi kıyafetleri giyeceksin. Ve bütün bunlar hepsi senin. Anne, neler oldu gördün mü? Ben sana demedim mi? Bu sefer çok büyük bir yangın çıkaracağım diye. Ve bu yangın Vrendra abiyle o satılık gelinin evliliğini yakıp kül edecek, demedim mi sana? Yangın çoktan başladı bile anne, fark ettin mi? Sonunda aralarını açmayı başardık. Ve şimdi yapmamız gereken tek şey aralarını daha da açmak. Hatta aralarını o kadar açacağız ki. Bu konuda bize kim yardım edecek anne? Satılık gelinin kız kardeş. Anne, o kızın kaderi artık benim ellerimde. Bundan sonra biz ne dersek onu yapmak zorunda. Çünkü eğer bu sırrı açığa çıkarırsam, işte o zaman şerefi iki paralık olur. Rezil rüsva olur. Anne, sana ne yaptığını göstereyim mi? Şuna bak, evet. İşte bu. Anceli yengemin anneme gösterdiği video Priyu ve Veer'le ilgiliydi. Onların yanına yaklaşır yaklaşmaz Anceli yenge telefonu sakladı. O telefonda bir sır sakladığına kesinlikle eminim. O sırrı ortaya çıkarmalıyım. Ama bunu yapmak için Anceli yengenin telefonuna ihtiyacım var. Peki telefonu nasıl alacağım? Thank you.
Anceli. Evet anne. Anceli. Evet anne. Neredeydin? Banyodaydım. Tamam, beni dinle. Önemli bir işimiz var. Peki. Hadi gidelim. Ne oldu? Telefonuma. Aa tabii, telefon olmadan nefes alamazsın. Hayatın telefonu bağlı. Hadi gidelim. Mutfakta ne iş yapılacak anne? İşler var. Yardım et. Bayan Furvi, bu telefon ne zamandır çalıp duruyor? Şarja takılıydı. Bu Anceli yengenin telefonu. Tamam, sen telefonu bana ver, ben sahibine veririm. Tamam. Teşekkür ederim. Bu benim telefonum. Bana vermeye geliyordun değil mi? Neden siz de yemiyorsunuz? Hadi. Hadi yer misin? Şimdi ben şunu götüreyim. Anceli. Evet anne. Buraya gel, sana bir şey vereceğim. Tamam. Gel. Evet, hemen dönerim. Döner, gel bakalım. Bak ne diyeceğim. Şu mutfaktaki hazırlıklar var ya. Bayan Anceli, kıyafetlerini. Tamam. Peki. Bunları odama götür lütfen. Tamam. Defalarca denememe rağmen Anceli yengenin telefonunu bir türlü alamadım. O telefonu almanın başka bir yolunu bulmam gerekecek. Merhaba Bayan Furvi. Merhaba. Acaba bana elinizdeki telefon kılıflarını gösterebilir misiniz? Tabii tabii, şunlara bakın. Buyurun, elimdeki tüm kılıflar. Hayır, acaba elinizde kırmızı kılıflardan var mı? Evet tabii ki. Şunlar var, burada kırmızı ve bunlar da var. Bu kılıf Anceli yengenin kullandığı kılıfa benziyor. Bunu hemen alsam iyi olacak. Tamam, o zaman bunu alayım. Ne kadar acaba? Sadece 100 rupi. Peki. Buyurun, teşekkür ederim. Rica ederim. İşte bu Anceli yengenin telefonunu benim telefonumla değiştirmek için harika bir fırsat. İki telefonun da kılıfı aynı olduğu için Anceli yenge telefonun bende olduğunu fark etmeyecek. O arada ben de telefonunda ne sakladığını öğreneceğim. Ne oldu Purvi? Ne olduğunu söyleyecek misin? Purvi, neler oluyor söylesene. Ne var? Bekle biraz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.